Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte kripto para piyasasını değerlendireceğiz. Ardından YouTube'da bana sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Haberleri inceleyeceğiz, teknik analize bakacağız vesaire derken piyasayı böyle enine detayına bakaraktan bir değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. İlk başta bir haberlerle başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Bitcoin'de bir geri çekilme yaşadık. Ki biz bu geri çekilmeyi zaten yani şuralarda haber verdik sizlere. Nereden derseniz ya bununla alakalı da ben bir tweet attım yani işlemim var diye. E, görüyorsunuz şurada yani bir takoz formasyonu oluşmuştu e, ve piyasanın aşağı doğru gidebileceğine dair e, bir paylaşım yapmıştım. E, görüyorsunuz yani piyasayı aşağı yönde itti e, Ben paylaşım yaptığımda da buradaydık. E, yaklaşık %15'lik falan bir düşüş oldu. Hatta bununla alakalı bir YouTube videosu da çektik bitcoin'de biz bir tepe noktasındayız diye ee, dediğimiz gibi de oldu yani gerçekten bir tepe noktasında olduğumuzda e, meydana çıkmış oldu e, diyerek geçiyorum bunu bir dakika e, bu düşüş bitcoin'de 680 milyon doları çöp etti %10 düşüş e, bunun sebebi şu çok yüksek kaldıraçlı işlem yapan insan var arkadaşlar yüksek kaldıraçtan uzak duruyoruz tamam mı e, risk yönetimimizi çok iyi yapıyoruz bunların hepsini bilelim buna göre hareket edelim diyerek geçiyorum FED kararı var bugün biliyorsunuz yaklaşık kaç saat sonra onu da söyleyeyim hemen sizlere 3 saat 17 dakika sonra biz bir FED kararı göreceğiz ana beklenti sabit tutması ama burada zaten bizim izleyeceğimiz şey şu değil aslında yani sabit mi tutacak artıracak mı değil de ne mesaj verecek ileriye dönük ne söyleyecek biz aslında Powell'dan bunların cevabını almaya çalışacağız ben çok bir farklılık olacağını düşünmüyorum. Yani bence çok bir etkisi olmayacak fiyata. Ama yine de izlemekte fayda var. Bakarsınız erken bir faiz indirimine işaret eder. Ki sanmıyorum dediğim şekilde. Çünkü her şey beklentiye paralel gidiyor aslında. E, haliyle izleyeceğimiz yol da beklentiye uygun olacaktır diye e, düşünüyorum burada da. Bir değişiklik yok yani. E, geçtim bir dakika FED kararını geçtim. BlackRock'tan bir haber var. E, BlackRock biliyorsunuz dünyanın en büyük fonlarından birisi. Ve kendisi... Ethereum o ana 100 milyon dolar bir yatırım yapma kararı almış. 100 milyon dolar çok ciddi bir rakam. İlk başta bunu bir bilelim hepimiz biliyoruz zaten. Ee, ve bunun Ethereum'da aslında pozitif ayrışmaya da sebep olacağını e, düşünüyordum ki oldu da aslında bakarsanız. Yani şu an Bitcoin'e göre çok daha pozitif ayrışıyor. Bitcoin dominasında da e, düşüş var ve bu düşüşün biz devamında e, görebiliriz. Onu da söyleyeyim. E, tekrardan inceleri zaten teknik analiz kısmında. Şimdi ilk geçiyorum onu da. E, Fed faiz kararından öncesi bahsettik bundan geçtim. Evet gelelim diğer bir önemli haberimize. MicroStrategy. Hepiniz biliyorsunuzdur bu firmayı. Yani kripto paralarla alakalı olan 3 aşağı 5 yukarı ilgilenen herkes bilir MicroStrategy'yi. Kendi sürekli Bitcoin alıyor. Ve şunu da söylüyor. Ben Bitcoin alırken fiyatına bakmıyorum. 1 dolar eşittir. 1, do, 1 Bitcoin eşittir. 1 Bitcoin'dir diyor. Doğru. Ya yani çünkü kendisi mesela şu 69.000'den 15.000'e olan düşüşte çok ciddi zarar etti bu işten ve hiç umrunda değildi. Yani sorduklarında da öyle diyordu. Hani ben dolar bazındaki fiyatıyla ilgilenmiyorum. Ben bir, bir, bir bitcoin eşittir bir bitcoin görüyorum diyordu. Ee, artık bitcoin ala 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 yani bitcoinlerin %1'ine sahip oldu. En son 9.245 adet daha bitcoin aldı 19 Mart'ta yani dün. E böyle olunca 21 milyonluk arzın %1'ine artık kendisi sahip. E bu çok kötü bir şey ben hep bahsederim bundan. Çünkü tekelleşiyor. Yani piyasaya oynatma gücü veriyor bu ona. Eli güçleniyor. E bu çok kötü bir şey. Yani sürekli bitcoin olur. Sürekli bitcoin olur. Şimdi mesela bitcoin'in buradan atıyorum 300 bine 400 bine gittiğini düşünün. Ya böyle bir durumda mikro yani milyar dolarları artık konuşmaya başlayacağımız bir aşamaya gelecek. Ki şu an zaten elinde 6 milyar dolarlık bir... E evet pardon bakın. 7,5 milyar dolar ödemiş 6 milyar dolarda da karı var diyor. Yani herhalde bir 14 milyar 15 milyar dolarlık bir Ethereum'u var. E pardon Bitcoin'i var yanlış hesaplamadıysam. Ya böyle olunca yani çok büyüdüler öyle söyleyeyimse Bu kötü bir şey. Tekelleşme her zaman kötüdür. Özellikle bağımsızlıktan, merkeziyetsizlikten bahsediyorsak. Geçtim. Halving konusu var. Bununla alakalı hatta YouTube'da da bir soru gelmiş. YouTube soruları kısmında onu cevaplayacağım. Telegram'da da birkaç tane grupta arkadaşlar soru sormuşlar. Ve onları bir cevaplarız. Şimdi bir teknik analize geçelim ilk başta. Şimdi beklediğimiz düşüş geldi. Şurada bir takas formasyonu oluşturmuştuk. Buradan bir düşüşün olduğunu gördük. Yani piyasaya aşağı doğru ittiler. Peki şimdi ne olacak? Şimdi arkadaşlar benim beklentim şu şekilde. Teknik analizden 3 aşağı 5 yukarı anlayan arkadaşlar görüyordur zaten. Ya burada bir omuz baş omuz formasyonu oluşturuyor gibiyiz. Bakın omuz baş omuz formasyonu oluşturuyor gibiyiz. Ya ben bunu bekliyorum. Yani bunu tamamlayıp düşmesini bekliyorum. Buradaki bu arada döneceğini beklediğim yerden hani şu şurası yani 70 bin 71 bin bandı. Buralardan falan böyle bir aşağı yönlü düşmesini bekliyorum. Benim şu anlık piyasa beklentim bu. Ki bilirsiniz zaten omuz baş omuz formasyonu tepelerde ortaya çıkar. Ki biz de ciddi anlamda bir tepedeyiz yani. Şöyle günlük bazda bir bakınca. Günlük bazda bakarsanız yani şu kadarlık bir yükselişin bir düzeltmesi olmak zorunda buna mecbur. Ee, o yüzden ben bir omuz baş omuz formasyonu bekliyorum. Buradan aşağı piyasanın itilmesini bekliyorum. Beklentilerim böyle. Ee, fazla da diyecek bir şeyim yok. Yani kripto paralarda böyle bir düşünceye sahibim. Ee, diyerek geçiyorum. Şimdi gelin isterseniz sizlerin bir sorduğu soruya bakalım. Sonra Telegram'daki sorulara bakarız. Ee, Serdar Bey, Agix inceler misin? İnceleriz. Hemen şöyle bir bakalım. Ya piyasayla hemen hemen aynı hareket ettiğini görebilirsiniz. Hatta piyasadan pozitif ayrışmış. Ya bu bir anlamda iyi, bir anlamda kötü. E, sebebi şu. Piyasa bunu aldıysa güzel. Yani projeye demek ki bir güven var. Ama aynı şekilde piyasa e, düştüğü zaman da daha ciddi bir düzeltme verebilir bu coin. Böyle de bir riski var. E, o yüzden yani eğer omuz baş omuz formasyonu oluşacak ve Bitcoin'i aşağı yönde dersen bu coin'de ciddi satışlar görebiliriz. Bununla alakalı sizi bir uyarayım. Yani bu böyle bir sorun olabilir. Çıkacağınız yeri iyi bilin öyle söyleyeyim. BTTC. Bakalım hemen. BitTorrent'ti galiba bu. Ya bu coin çöp. Açık söyleyeyim bu coin çöp. E, just insanın e, milleti dolandırdığı bir coin'di bu. Ya bunu pumpladılar pumpladılar. Bu, bu arada 1 dolara falan yakındı bu klasik olmadan önce. Öyle hatırlıyorum. Yani bir ara çok yüksek bir hype vardı diye hatırlıyorum. Geçen bu arada. Bir gelecek görmediğim bir proje. Fiyat anlamında görüyorsunuz çıkmış. Çıkışlar olabilir ama ben proje anlamında bakmamız gerekirse yani fiyattan bağımsız konuşuyorum. Bir gelecek görmüyorum. Kesinlikle almayacağım bir proje. Bunu söyleyeyim. Geçtim. XRP Ripple. Ya Ripple çok volatil kaldı. Sebebini daha önce defaatle söyledim. Ya sürekli çünkü bu coin kurumsal anlaşmalar yapıyor. Yani merkez bankalarıyla anlaşmalar yapıyor. Sürekli kendini geliştiriyor. Bu yanları güzel ama öte yandan da diğer tarafından da baktığımız zaman bu işe şunu görüyoruz. Arkadaşlar proje gerçekten insanları bıktırdı. Biliyorsunuz uzun süren bir dava süreci vardı. Bir de az volatil. Böyle olunca bunların hepsini bir yan yana koyunca böyle güzel bir şey çıkmıyor. Teknik analiz anlamında da baktığımız zaman güzel bir üçgen oluşturduğunu görüyoruz. Bu üçgeni ben yukarı yönlü kırmasını bekliyorum. Yani bu 2 dolarları falan görebilecek bir coin bu arada onu da söyleyeyim ama dediğim şekilde boğada hani boğa olmadan erken ki bu coin'i almaları da zor. Çünkü çok büyük bir firma Ripple, çok büyük bir coin. E haliyle böyle olunca yani hareket ettirmekte zor oluyor. Birazcık böyle düşünüyorum Ripple hakkında. Geçtim. Telos bakalım. Bu arada bir bu videomun da altına arkadaşlar inceleme misiniz? coinleri yazabilirsiniz. Bu sayede sizler için incelerim. E, sorun çıkmaz. onu da söyleyeyim. Ya bu videomun altına da incelememi istediğiniz coin'leri yazabilirsiniz. Ya sadece bitkette listelenmiş. Güzel bir proje olsa şimdi. Pardon bir dakika. Evet. Yanlış görmüşüm. Çoğu borsada listeli. Gate'li. Tamam var. Şöyle büyük borsalarda listelenmemiş. İlk başta bunu söyleyeyim. Birçok borsada listeli ama bu yönden güzel. Yeni çıkmış bir proje. Bunun birazcık daha teknik analizinden ziyade altyapısına bakmamız gerekiyor. Şimdi ona da bakarsak video çok uzar. Çünkü bir sürü arkadaş var. Hepsi kendi coin'ini inceletmek istiyor. O yüzden bunun Teknik analizine bakalım sadece. E, güzel bir hype vermiş yönlü Bitcoin'i izleyecektir diye düşünüyorum. E, birazcık kar alınabilir eğer şuralardan falan bir maliyetiniz varsa. E, bu arada ilk çıktığı gibi de düşmesi çok negatif bir şey. E, bu da coin'in aslında negatif bir yanı. Onu da söyleyeyim. E, coin hakkında negatif düşüncelere sahibim Yusuf Bey. E, bir soru sormuşlar. Ne demişler? Sormak istediğim birkaç soru var. Seçim sonrası MES'e gelecek kripto yasasında neler olabilir? Bakan şundan bahsetti. Vergi gelmeyecek dedi. Kısıtlama olmayacak. Kripto dostu olacağız dedi. Bunlar iyi. Borsaların global sitelerinde işlem yasağı ben sanmıyorum. Geleceğini sanmıyorum. Ama gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü mesela Türkiye'de adresi bulunan Gate, OKEX vesaire onlarla konuştuğumuz zaman hepsi şundan bahsediyor. Hani bir düzenleme geliyor diyor. Bunlar tabi bilinmeyen sorular. Vergi alınır mı? Vergi gelmeyecek dedi bakan. Yani bilmiyoruz. Yani bu soruları bilmiyorum ama bakan genel olarak vergi gelmeyecek dedi. Bunları tabi izlememiz lazım. Ya çünkü değişik bir ülkeyiz. Yani bu ülkede bir saat bile çok uzun bir süre. E böyle olunca hani bu verdiğiniz soruların cevabına da net bir cevap veremiyorum. Sadece tahminde bulunuyorum. Bence vergi gelmeyecek. Birazcık da kripto dostu biz taraftan bakacaklar. Öyle düşünüyorum. Polkadot. Bakalım. 15-20 dolar beklenti varmış. Bazı insanlar öyle bekliyormuş. Bakalım hemen var mı beklentimiz. Ya 15-20 zor ya. Açık konuşuyorum yani. çıkabilir yani çıkabilirim elbette yani. Boğa'da zaten bu koyun çıkacaktır. Kötü bir proje değil. Altyapısı güzel olan bir proje ama ben bu koyunun özellikle Bitcoin bir düzeltme verecekse beklediğimiz gibi yani şu oboyu yapacaksa bakın bunu defaatle söylüyorum. Eğer bu oboyu yapacaksa 70-71 binlere çıkıp oradan tekrardan aşağı itecekse kendi düzeltmeyi verecekse bir dakika dotu açalım hemen. Bunu yapacaksa yani ben bu koyunda arkadaşlar Hemen açalım. Şu bir bu coin'e yani 6.5-7 dolar bandını beklerim. Oralara kadar bir düşüş gelebilir. Bu ada elbette 14-15'lere kadar gelebilir. Hatta oraları aşar. Böyle düşünüyorum. Geçtim. Ee, teşekkürler Fethi Bey. Aptos inceleyelim. Sonra Atlas varmış. Onu inceleyelim. Aptos. APT USDT. Tabii Aptos benim çok beğendiğim bir proje. Yani ekibini anlaşmaları olsun. Ya yani her şeyini beğeniyorum bu coin'in. ya. Bununla alakalı ayrı video da çektim. fiyat olarak çok alınmadı ama bir dahaki boğada kesinlikle alınacağını düşünüyorum. Yani şu düzeltmeyi versin. Her coin gibi bu da düzeltmesini versin. Sonra ya yani bu coin'in çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Yani bu coin benim nazarımda özellikle bir dahaki boğada yani rahatlıkla şuradan 6 dolarla maliyetlenen bir insan için çok ciddi getiriler sağlayabilir. Yani hiç yoktan 40 dolarları bile rahatlıkla görebilecek bir coin bence. Şahsi bir düşüneceğim. Ümitliyim bu coin'den. Yani 40-45 dolarlar bana iyi geliyor. Boğa'da kesinlikle yakalanabilir hedefler. Güzel bir proje çünkü. Geçtim. Atlas. Bakalım. Kısaltmasını yazdığını sanırım. Atlas. Tamam bakalım. Star Atlas. Az borsa değilsili. Genellikle de ufak borsalar ama fena değil. Ee, yüksek bir alım yaşamış. her o piyasasındaki her coin gibi de düşüş var öncesinde. ben bunda birazcık şöyle düşünceliyim. Şu düşünceliyim. Bitcoin eğer düzeltme verecekse tekrar ediyorum. Bunda da bir obo oluşabilir. E, ardından biz bunda tekrardan 0.0 görebiliriz. Ki ben Bitcoin'de düzeltme bekliyorum. O yüzden bu coin ciddi düşüş getirebilir bence. Yani bundan Bitcoin yukarı önü çıktığı zaman o bizim hedefimize işte daha demin verdik yani buradan 70 bin, 71 bin bir yükseliş bekliyorum diye. Oralara çıktığı zaman ben benim elimde olsa satardım. Direkt geçiyorum. Halving'e bu arada 25 gün kaldı. Ondan da bahsedelim. Telegram açalım hemen şöyle. Şu yukarı çıkalım. Şöyle. Ee, Serdar Bey bu arada ben bunu inceledim. ya Mantıklı bulmuyorum. Fraktallara genellikle inanmıyorum. O yüzden saçma bir düşünce diyorum. Ee, Twitter'daki zaten bu fraktallar çok ünlüdür ve genelde tutmaz. Böyle bir düşüncem var. Ee, Mustafa Bey suyu istemiş. Hemen bakalım. Bu arada bir dahakine Telegram'da yazdıklarınızı incelemeyeceğim arkadaşlar. Sadece YouTube'dakini inceleyeceğim. Bu yüzden mutlaka YouTube'un yorumlarını yazın. Hani bu videoyu sadece harici yapıyorum. Telegram grubunu tutmak için. Telegram'a da buradaki linkten basarak ücretsiz şekilde girebilirsiniz. Suyu bakalım hemen. Ee, güzel bir proje bu arada. Kötü bir proje değil bu da. Ee, fena bir proje değil. Ama şunu söyleyeyim. Düzeltme verebilir. Yani tabii ki Bitcoin düzeltecekse bu da çok ciddi düzeltmeler verebilir. %50'lik, %60'lık düşler görebiliriz. Ben bunu buralarda toplardım. Onu da söyleyeyim. Bak şu, şu aralıkta ben bunu ufak ufak almaya başlarım. Bunu da söyleyeyim. Geçtim. Ee, tamam sorular bitti. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.